İnsan fiziksel yapısı nedeniyle hayatta kalmak için hep sıkı bir mücadele içinde oldu. Tabii en büyük mücadelesi doğaya karşı değildi. Barınabilmek, düşmanlarından korunabilmek ve beslenebilmek için çeşitli araçlar geliştirmek zorunda kaldı. Ve şüphesiz bu araçlardan en önemlisi kaderini tamamen değiştiren ok ve yaydı. Ok ve yay insanlara önce kendinden çok daha hızlı hayvanları avlama şansı, daha sonra ise gruplar halinde uzaktan savaşabilme yetisi kazandırdı. Okun hedefi insanlığın yönünü de belirledi. Bu silahın gücünü fark eden birçok medeniyet, varlığını sürdürebilmek için onu kusursuz hale getirme yarışına girdi. Ancak ok ve yay, bozkırların güçlü savaşçıları Türklerin elinde en mükemmel haline ulaştı. Yaşadığınız yer insafsız bir bozkırın ortası ise varlığınız fırsatları anında yakalayabilmenize bağlıdır. En önemlisi esnek olması. Kolumu hissetmiyorum. Ölçüm için hazırsın. Tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. Belgeselimizde insanlıkla yaşıt bu silahın çağlar süren yolculuğunu izleyecek, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan muhteşem Türk okçularının izini süreceğiz. Böyle bir şeyin vücudundan çıkarıldığını bile düşünmek canımı yakıyor. Ve tabii ki alanında uzman ekiplerin hazırladığı şaşırtıcı deneylerle bu silahın gücünü keşfedeceğiz. Ok yaydan çıktı. Hazır olun. Çin İmparatorluğu. 4000 yıllık kayıtlı tarihe sahip en eski uygarlıklardan biri. Roma. Bilinen dünyanın büyük bölümüne yüzyıllarca hükmetti. Ancak bu iki köklü devletin başa çıkmakta zorlandıkları ortak bir sorunları vardı. Bu iki devletin hüküm sürdükleri bölgeleri hayal edin. Biri Asya'nın doğusunda, diğeri ise Avrupa'da. Aralarında binlerce kilometrelik mesafe olan devletlerin farklı zaman dilimlerinde bile olsa aynı dertten muzdarip olmaları tarihte eşine az rastlanan bir durum. Bunu başaranlar ise Hun savaşçılarından başkaları değillerdi. Bundan 3000 yıl önce yaşamış bir Hun Türk'ünün böyle kötü bir atışla hedefini ıskalama lüksü yoktu. Çünkü bu aç kalacağı, düşmanlarına karşı kendini koruyamayacağı ve hatta eğlenemeyeceği anlamına geliyordu. Hunlar için böyle bir durum söz konusu bile olamazdı. Orta Asya'nın zorlu koşullarında hayatta kalmak için uyum sağlamaktan başka şansınız yoktu. Bu yüzden Hun çocuklarının zihinlerinden çıkaramayacakları tek kavram vardı. İyi birer atlı okçu olmak. Bunu başarmanın yolu da koyun sırtında yapacakları eğitimlerden geçiyordu. Eğer başaramazlarsa atlı okçuluk hayallerinin gerçeğe dönüşme ihtimali de yok olacaktı. Bazı milletler vardır ki güçlerini yaşadıkları coğrafyadan alırlar. Orta Asya gibi zorlayıcı hayat koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyada Türkler mükemmel savaşçılara dönüşmüşlerdi. Milattan önce 220 yılına gelindiğinde ise Hunlar Teoman'ın önderliğinde kendi kaderlerini kendileri belirleyecekti. Teoman kısa sürede tüm Hun kabilelerini tek bir bayrak altında toplamayı başardı. Rüzgar gibi süratli süvarileriyle topraklarını hızla genişletti ve dünya tarihine yön verecek ilk Türk devletini kurdu. Tabii Teoman'ın bu başarısının arkasında yatan sebep, süvarilerinin hayatlarının bir parçası haline getirdikleri Hun yaylarından başkası değil. Peki Hunların yay teknolojisine kattıkları yenilikler nelerdi? Jambi ve İbrahim bu soruların cevaplarını bizlere gösterecek. Hun yayları boyları 105 ile 140 santim arasında değişen kompozit yaylardı. Kabzası düz, kasan başları uzun, içe doğru keskin bir şekilde kıvrıktı.
Bu yaylar oldukça gergin ve kuvvetli yaylardı. Anlaşılan o ki bunlar İskitlerden kalan mirası geliştirmek için kompozit yaylara yapısal anlamda fark edilecek birçok yenilik katmışlardı. Bunlardan en önemlileri yay boyunu uzatmaları ve İskitlerin M şeklindeki yay formunu değiştirmeleri. Bu iki yay arasındaki form farklılığı bir avantaj mıydı? Tabii ki avantaj. İskit yayına baktığında enerji salda birikirken Hun yayındaki tüm enerji kabzada toplanıyordu. Dolayısıyla İskit yayından çok daha fazla refleks üretiyor. Peki bu yayların yapımında farklı materyaller kullanılıyor muydu? Bu iki yayda da aynı materyaller kullanıyor. Boynuz, ağaç, tutkal ve sinir. Sinirleri buradan çıkartacağız yani. Aynı Hunlarda olduğu gibi. Hun yayının kadim sırlarından bir tanesini bugün sana uygulamalı göstereceğim. Ama önce tendonu bacaktan ayırmamız gerekiyor. Başlayalım o halde. İbrahim, Hun yayının alameti farikası olan hayvan tendonunu kesmekle işe başlıyor. Özellikle bu noktada oldukça dikkatli olmalı. Tendonların kopmadan tek parça halinde kesilmesi çok önemli. Çünkü boyları 140 santimetreye kadar uzanan yayları kaplamak için gerekli olan malzeme bu tendondan elde edilecek. Evet, tendonun iki uç kısmı hayvanın şu toynaklarına bağlı olduğu nokta. İstenildiğinde daha da uzun çıkartılabiliyor. Bu da yayın karın kısmına döşerken bize çok büyük avantaj sağlıyor. Çıkan tendonu 15 gün serin bir ortamda beklettiğimizde şu hale geliyor. Kurumuş bir sinirin şekline dönüşüyor. Bunu çekişten dövüp tiftiklendikten sonra tutkalla birlikte yayın karnına döşeyeceğiz. İbrahim ilk önce kurutulmuş tendonları çekiç darbeleriyle esnetiyor. Daha sonra tiftikleyerek yay yüzeyine tutkalla yapıştırmaya uygun hale getiriyor. Ancak bu işlem için kullanılacak organik tutkal ateşle direkt temas ettiğinde çok çabuk yandığından dolayı sıcak suyla dolu bir kabın içinde eritilmesi ve her an kontrol edilmesi oldukça önemli. İbrahim tutkalın kıvamından emin olduktan sonra tendonları suyla daha da yumuşatıp tutkala bulayarak yay gövdesine uygulamaya başlayacak. Tendonlar yapıştırıldıktan sonra kuruması için bir süre bekletilecek. Tutkalın iyice kuruyup sinirin yay gövdesine sıkıca tutunması çok önemli. Bu sayede dönemin en güçlü yayı elde edilecek. Yay ustaları bu silahı geliştirmek için uzun zamanlar harcadılar. Çünkü yayın atışa hazır hale gelmesi için gereken zaman bir yıldı. Bu da uzun deneme yanılma süreleri anlamına geliyordu. İlk bölümümüzde İskit yaylarının 35 kilogramlık bir kuvvete dayanabildiğini gözlemlemiştik. Bunlarsa daha güçlü yaylara sahip olmak için kompozit yaylarda bazı değişiklikler yaptılar. Acaba kattıkları bu yenilikler yaylarının daha iyi olmasını sağlamış mıydı? Janbi ve İbrahim Hun yayının gücünü ölçerek bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacak. Başlıyorum. Test sonuçlarına göre Hun yayı tam 45 kilogram güce dayanıyor. Bu gerçekten iyi bir çekiş gücü. Hadi o halde zamanın en güçlü yayını bir de atış sırasında görelim. Ferhat, Hun yayının İskit yayı karşısında nasıl sonuçlar vereceğini tespit etmek için ekibiyle birlikte hazırlıklarını bitirmek üzere. Hun yayını İskit yayıyla kıyaslayacağız. Bu yüzden aynı mesafeden aynı özellikteki hedeflere Janbi Hun yayıyla, İbrahim ise İskit yayıyla atış yapacak. Böylece Hunların kompozit yayı ne kadar geliştirdiklerini gözlemleyebileceğiz. Janbi ve İbrahim yaklaşık 20 metrelik mesafeden Çin zırhı giydirilmiş balistik bir jeli atış yapacak. Bu testte ölçülecek en önemli parametreler hız ve darbe gücü olacak.
Her iki ok da hedefe tam isabetle saplandı. Ağır çekimleri görebilir miyiz? Atış sonrasında yaydan çıkan okun havada daireler çizerek ilerleyişini ağır çekimde görebiliyoruz. Tarihte hiçbir Hun ya da İskitli okun gidişini böylesine yavaş görme şansına sahip değildi. Mustafa, iki atışın da sonucunu gösterir misin? Jambi 20 metreden yaptığın atış 196 kilometre hıza ulaştı ve 44.5 jül darbe gücü yarattı. İbrahim İskit yayınsa 180 kilometre hıza ulaştı, darbe gücü ise 37.5 jül. Bu durumda bilimsel veriler Hun yayınının İskit yayına oranla daha güçlü olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tekrarları izlerken benim atışım daha stabil görünüyordu. Ancak Jambi Hun yayının avantajını iyi kullandı ve fark yaratmayı başardı. Hun yayını germeye başladığımda oluşturduğu gerilim kuvveti heyecan vericiydi. Sonuçlarının bu şekilde olması hiç şaşırtıcı değil. İşte bu muhteşem Hun yaylarıyla donatılmış atlı okçular, Teoman'ın önderliğinde bir araya geldiklerinde Orta Asya'nın en tehlikeli ordularından biri haline geldi. Tabii ki bu durumdan en çok güneydeki komşusu etkilenecekti. Çin İmparatorluğu'nun baştan aşağı deri zırhlarla donatılmış ordusunun zaafları, güçlü yayları olan Türk süvarileri karşısında birer birer açığa çıkmaya başlamıştı. Hunlar atalarından aldıkları mirası bambaşka bir seviyeye taşımıştı. Türklerin elde ettikleri avantaj o kadar büyüktü ki düşmanları Hun yaylarını sihirli silahlar olarak adlandırmaya başlamıştı. Türk ordusunda bu sihirli silahları kullanan öyle bir asker grubu vardı ki Asya Hun İmparatorluğu onlar sayesinde tarihte eşine az rastlanılır yıkıcı bir güç olmayı başarmıştı. Kartal savaşçıları tam anlamıyla mükemmelleşmişlerdi. Onlara karşı koymak sıradan bir ordunun yapabileceği bir şey değildi. Diğer ordularla kıyaslandığında öylesine güçlülerdi ki Çin İmparatoru'nun ordusunu revize etmekten başka şansı kalmamıştı. Kartal savaşçıları zamanının rockstarlarıydı. Bütün Hun gençlerinin rüyalarını bir gün bu birliğe katılmak süslüyordu. Fakat bunu başarmak göründüğü kadar kolay değildi. Çocukluk yıllarında başladıkları eğitimlerin zorluk derecesi büyüdükçe daha da artıyordu ve çok azı bu elit birliğe girmeyi başarabiliyordu. Jambi şimdi Ercan Sipahi'nin hazırladığı özel parkurda yarışarak Kartal savaşçılarının izinden gitmeye çalışacak. Birbirinden zorlu aşamaları tamamlayabilirsen Kartal tüylü başlığın sahibi olacaksın. Yani Hunların seçkin askerlerinin arasına katılacaksın. Zorlu bir parkur ama şimdi ucunda Kartal tüyü var. Söyleyecek fazla söz yok. O zaman hadi başlayalım. Hun gençleri Kartal savaşçısı olabilmek için 4 aşamalı bir sınavdan geçerdi. İlk etapta engelli ve uzun mesafe at sürme yarışı yaparak yeteneklerini ispatlamalıydılar. İkinci etapta at üzerinde cambazlık oyunlarında atın eğerinin yanından eğilip yerden aldıkları objeyi ilerideki bir sepete koymaları gerekiyordu. Üçüncü aşamada at sürerken kusursuz bir şekilde ok atmalı, dördüncü ve son etapta ise part atışıyla hedefi 12'den vurmalıydılar. Eğer 4 aşamadan birinde bile başarısız olurlarsa bu elit birliğe kesinlikle katılamazlardı. Jambi'nin bu parkuru 20 kez ve temposunu bozmadan geçmesi gerekiyor. Bu toplamda 5 kilometrelik bir yol kat edeceği anlamına geliyor. Ayrıca parkuru tamamlamak için 15 dakikalık bir süresi var. Yani hem dikkatli olmalı hem de acele etmeli. Hey! Jambi parkura oldukça hızlı başladı. Konsantrasyonu şimdilik yüksek. Ancak 20 tur boyunca aynı performansı gösterebilmesi hiç kolay değil. 12. turun içindeyiz. Jambi'nin parkuru başarıyla tamamlayabilmesi için önünde 6 dakikada kat etmesi gereken 8 tur daha var. Zamanla yorulması ve hata yapması kaçınılmaz. Sakin.
17. turu geçerken Janvi de atı da yoruldu. İlk turlara nazaran hızı biraz düşmüş gibi görünüyor. Janvi bu zorlu parkuru tam olarak 13 dakika 52 saniyede geçmeyi başardı. Parkuru zamanında tamamladığı için bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı. İlk turlar benim için kolaydı ancak zaman geçtikçe yorucu olmaya başladı. Uzun süre aynı hızı ve performansı korumak güç. Bunun için çok sık antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Son turlara doğru bazı sorunlar yaşasam da genel olarak performansından memnunum. Dönem kaynaklarında Türklerin atlarıyla ilişkilerine özellikle dikkat çekilmişti. Hunların atların üzerinde sanki çivilenmiş gibi oturduğundan şaşkınlıkla bahsedilir. Yani Kartal Savaşçısı olmak için böyle bir sınava tabi tutulmaları sürpriz değil. Sırada adayların at üzerindeki manevra kabiliyetlerinin sınandığı bir başka zorlu test var. At üzerinde hızla giderken eğilip yerden bir şey almak. Bu gerçekten çok zor bir iş. Düşmeden bunu yapabilmek için çok uzun süre talim yapmış olmak gerekiyor. Janvi de Kartal Savaşçısı adayları gibi dört nala giden atın üzerinden eğilerek yerdeki bir objeyi alıp ilerideki sepetin içine atmaya çalışacak. Hazırlanan parkurda 70 metrelik mesafe içinde 25 metre aralıklarla yerleştirilmiş iki adet kum torbası var. Janvi ikisini de sepetlere atmayı başarabilmeli. Bunun için 3 deneme şansı olacak. Janvi ilk denemesinde hedeflerini yalnızca birkaç saliseyle kaçırdı. Ama hem kendisi hem de atı için iyi bir provaydı. Kum torbalarına yaklaştığında atının hızını ve kendi açısını ayarlayabilmesi çok önemli. Çünkü torbayı alır almaz hızlıca yükselerek birkaç metre ilerideki sepete atabilmeli. Bu son şansı. Eğer iki kum torbasını da yerden alıp sepetlere atmayı başaramazsa, Kartal tüyü macerasına beklediğinden daha erken veda edecek. Janvi son denemesinde iki kum torbasını da yakalayıp sepetlere atmayı başardı. Bu defa başlangıç noktasından parkur sonuna kadar müthiş bir zamanlama yakaladı. Ama daha da önemlisi kum torbalarını almak için eğildiği açıdan atının üzerine tekrar doğrulabilmesiydi. İşte bu Kartal Savaşçıları gibi elit askerlerin sahip olması gereken bir manevra kabiliyeti. Bunlar Kartal Savaşçıları testinin her aşamasını küçük bir savaş provası olarak görüyorlardı. At üzerindeki cambazlık hareketleri özellikle kovalamacı anlarında Hun askerlerinin savunma yapabilmelerini sağlıyordu. Arkadan atılan düşman oklarından bu sayede kurtulmayı başarabiliyorlardı. Janvi engelli ve uzun mesafe at sürme ve at üzerinde cambazlık etaplarını başarıyla tamamladı. Ancak karşısında hala aşması gereken iki engel daha var. Bakalım bu aşamaları da geçip Kartal tüyünün sahibi olabilecek. Janvi, ilk iki testi başarıyla tamamladın ama henüz daha yolun başındasın. Sanırım üçüncü aşama için de daha yani fikirlerim var. Şimdi sıradaki parkurda hareketli ve durağan hedeflerle karşılaşacaksın. Tek yapman gereken şey onları vurmak. Ercan, kabul edelim. Bunun kolay olmadığını ikimiz de biliyoruz. Bol şanslar. Janvi üçüncü aşamada at üzerinde sabit ve hareketli hedeflere ok atışları yapacak. Bu defa tek şansı var. Hiçbir hedefi ıskalamamalı. Janvi sabit ve hareketli hedefleri de vurarak Kartal Savaşçılarının geçtiği 3 aşamayı da başarıyla tamamladı. Kartal tüylü başlığı elde etmek için önünde yalnızca bir engel kaldı.
part atışı. Eğer üzerinde geriye dönerek atış yapmak Hun savaşçılarının ustalıkları arasında yer alırdı. Part atışı denilen bu stil kovalamaca sırasında düşmanın sinirlerini yıpratmak ve tuzağa çekmek için sıklıkla kullanılan bir yöntemdi. Bu atış Türklerin imzası gibiydi. Janbi, atalarının 2000 yıl önce yaşadığı meydan okumayı bugün bizler için deneyimliyor. Son etaptaki part atışı sınavını da başarıyla tamamlarsa Kartal savaşçısı olmaya hak kazanacak. Janbi at üzerindeki tüm maharetlerini sergileyerek ilk 3 aşamayı başarıyla geçse de part atışında hedefi vuramadı ve Kartal savaşçısı sınavını başarıyla tamamlayamadı. Atla birlikte ileriye doğru giderken geriye dönüp ok atmak gerçekten çok zor. Birçok parametre var. İşte tam da bu yüzden Kartal savaşçısı olabilmek büyük bir ayrıcalık. Hun okçuları mesafe tanımaksızın düşmanlarını vurmalarıyla meşhurlardı. Onların oklarını yönelttiği kişinin kurtulma ihtimali pamuk ipliğine bağlıydı. Kartal savaşçıları Teoman'ın en çok güvendiği birlikti. Çinlilere karşı verdiği savaşlarda bu elit askerlerin keskin nişancılığı sayesinde düşman üzerinde psikolojik olarak büyük bir baskı kuruyordu. Sayıları birkaç tümenden fazla olmayan bu elit savaşçılar Çinlilere hiç yenilmemişti. Bazı rivayetlere göre Çin Seddi bu yenilmez savaşçıların akınlarına engel olabilmek için yapılmıştı. Asya Hun İmparatorluğu kurulduktan kısa süre sonra bu köklü medeniyetin adeta kabusu olmuştu. Ancak Çinliler için asıl felaket Teoman'ın oğlu Mete Han'ın tarih sahnesine çıkmasıydı. Hun devleti Mete Han'la birlikte büyüyecek ve güçlenecekti. Mete Han'ın M.Ö. 209 yılında tahta çıkmasıyla birlikte Hun İmparatorluğu'nun sınırları Çin Seddi'nin güneyine doğru genişleyecekti. Tabii bu başarısının arkasında yatan en önemli sebep askeri alanda yaptığı reformlardı. Mete Han, müthiş bir taktisyen olmasının yanı sıra asıl gücünü kurduğu kusursuz ordu düzeninden alıyordu. Onun döneminde Hun ordusu artık savaş zamanında toplanan sivillerden değil, sürekli antrenman yapan ve savaşa hazır halde bulunan profesyonel askerlerden oluşuyordu. Mete, yay çekip ok atan bütün Asya kavimlerini tek bir çatı altına toplamayı başardı. Kaynaklarda onun 300 bin okçusu olduğu söyleniyor. Bu kadar büyük bir ordu üzerinde hakimiyet kurabilmek ve savaş sırasında onları organize edebilmek için Mete Han'ın basit ama dahiyane bir fikri vardı. Tasarladığı ve geliştirdiği ıslık okları sayesinde Asya'nın gördüğü en büyük ordulardan birinin organizasyonunu neredeyse kusursuz hale getirmişti. Oldukça yaratıcı bir tasarıma sahip bu oklar temrenine delikler açılarak yapılır. Ok fırlatıldığı zaman bu deliklerden geçen hava ıslığa benzer bir ses çıkarır. Mete'nin icat ettiği ıslık çalan oku tarihte tam bir fenomendi. Bu oku ıslık çalar şekilde yapmasının iki nedeni var. Birincisi okçuların atış yapması gereken yönü göstermesi, ikincisi ise düşmanın yüreğine korku salması. Savaş sanatları uzmanımız Janbi, şimdi bu fenomen silahın yapım sırlarını öğrenmek için atölyede İbrahim'in yanında. İbrahim, birçok farklı tasarıma sahip ok uçları olduğunu biliyoruz. Ancak Mete bu temrenin çıkardığı ıslık sesiyle binlerce kişilik ordusunu yönetiyordu. Sıradan ok uçlarıyla karşılaştırırsak yapısına dair neler söyleyebiliriz? Senin de bildiğin gibi bu okun diğer oklardan farkı havada kaldığı sürece ıslık sesi çıkarması. Islık oku temrenleri farklı boyutlarda, irili ufaklı ve farklı formlarda yapılırdı. Bu şekilde demirden yapıldığında darp temrenlerine göre daha ağır olacaktır. Bu da kullanımını zorlaştırmaz mı? Tabii böyle bu durumda okun hem gövdesi hem de yayın buna göre ayarlanması gerekir. Bu yüzden kemik, fil dişi ve boynuz gibi hafif materyalleri kullanmışlar.
Hun komutanlarının bu okları fiziksel zarardan ziyade iletişim için kullandıklarını düşünürsek hafif malzemeler kullanmaları çok daha mantıklı. Bu yüzden birazdan yapacağımız ıslık oku temrenleri için boynuz kullanmayı düşünüyorum. Boynuzdan alınan kesit parça önce işlenerek istenilen boyuta getirilir. Ardından da üzerinde delikler açılarak ses bölümünü havanın girmesini sağlayacak şekilde biçim verilir. Ses çıkaran uçların çoğunun kesit alanı yuvarlaktır. Ancak farklı şekillerde de yapılabilir. Mete, Türk tarihinde düzenli orduyu kuran ilk kişidir. Bu sayede çok etkili bir emir komuta sistemi de oluşturmuştur. Islık oku da bu emir komuta sisteminin çok önemli bir parçasıdır. Islık okundan çıkan ses adeta Mete'nin ağzından çıkan bir emir gibidir. Peki gerçekten de ıslık oku bahsedildiği kadar etkili bir icat mıydı? Janvi ve Ferhat, Mete Han'ın ıslık okunu test edecek ve işe yarayıp yaramadığını uygulamalı olarak gösterecek. Bu test için elektronik cihazlar kullanacağız. Ses mühendisi Cem Usalan bu testte bize yardımcı olacak. Böylece Mete'nin ıslık oku ne seviyede ses üretiyor görmüş olacağız. Peki çalışma prensibi nedir? Ok havadayken ıslık sesini nasıl elde ediyor? Ok süzülürken bu deliklerden hava geçerek ıslık sesine benzer bir ses çıkarıyor. Hadi deneyelim o zaman. Hadi deneyelim hemen. Ölçüm için hazırız. Son düşme noktasına kadar sesi takip edebildim. Ah yani. Evet Cem, yaptığın ölçümlerin sonuçlarından bahseder misin? Evet, bugün tek bir okla farklı parametrelerde yaptığımız ölçümler sonucunda 89 desibel oranında bir ses basıncı elde ettik. Bu insan kulağının rahatlıkla duyabileceği bir ses. Yani Mete gerçekten de bu oku yön tayininde kullanmış olabilir. Üstelik bu sadece tek bir ıslık okunun çıkardığı ses. Evet, birkaç tane okla yaptığımız ölçümlerde elde ettiğimiz ses basıncı 95-96 desibel seviyelerindeydi. Savaş esnasında bir ordunun bundan 10 bin tane kullandığını düşünsene. 10 bin tane okun çıkaracağı sesi ortalama olarak hesaplayacak olursak 130 ile 150 desibel arasında bir ses seviyesine ulaşacaktır. Bildiğiniz üzere köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında kırdığı bir desibel rekoru var. Orada ölçülen değer 141 desibel. Ve bunun rakip takım üzerinde kurduğu baskıyı tahmin etmek hiç de zor değil. O halde şunu diyebiliriz. Bu okun iki kullanış amacı var. Birincisi yön tayin etmek, ikincisi de düşman hatlarında panik yaratmak. Kesinlikle. Milattan önce 200 yılına gelindiğinde Mete Han artık Çin seferi için hazırdı. Baideng Savaşı kurduğu ordusunu Çinlilere karşı test etmek için önemli bir viraj alacaktı. Hun İmparatorluğu'nun askerleri kış koşullarına alışkınlardı. Bu nedenle ordusunu kuzeye doğru ilerleterek Çinlileri zor duruma düşürmek istedi. Soğuk hava düşman okçuları için Hunlardan daha korkutucu bir etken haline dönüşmüştü. Peki Mete Han bu stratejiyle neyi amaçlamıştı? Janvi bu kez de Ferhat'ın hazırladığı sıra dışı testle Çinli askerlerin zorlu kış koşullarında karşı karşıya kaldıkları durumu deneyimleyecek. Burada içi buzla dolu bir su kabımız var. Senden bu kabın içinde ellerini bir süre bekletip en kısa sürede yaya alıp ardından atış yapmanı istiyorum. Bakalım Çinli askerler nasıl bir durumla karşı karşıya kaldılar. Normalde soğuğu pek sevmem ama bunu senin için yapacağım. Kolay gelsin. Janvi bir dakika boyunca ellerini buzlu suyun içinde tuttuktan hemen sonra yayını alarak atış yapmayı deneyecek. Bir insanın vücut ısısı 35 santigrat derecenin altına düştüğünde hipotermi başlar. Bu durumdayken ısı kaybı en fazla el ve ayaklarda meydana gelir. Dolayısıyla Janvi ellerini buzlu suyun içerisinden çıkardığında hissedeceği şey bu duruma çok yakın olacak.
pes ettim. Üzerinden zaman geçmesine rağmen parmaklarım hala sızlıyor. Yayı germeye başladığımda ise hissettiğim acıyı tarif etmem imkansız. Çinli askerlerin bu durumda ok kullanamaması gayet normal. Anlaşılan Metehan amacına ulaşmayı başarmış. Savaş sırasında iklim koşulları her zaman istendiği gibi olmayabilir. Baydeng Savaşı'nda koşullar Çinli askerler için tam bir felaketti. Yeterli korumaya sahip olmadıkları için bir süre sonra parmakları dondu ve yay kullanamaz hale geldiler. Ancak Çin ordusunda yayın dışında farklı bir menzil silahı daha kullanılıyordu. Arbalet adı verilen bu menzilli silah, oldukça zor esniyen bir yayın, kundak adı verilen tahta ya da metal parçasına monte edilmesiyle elde edilirdi. Kısa ve kalın oklar kundak üzerindeki oyuğa yerleştirilir, yayın kirişi doğrudan elle değil bir tetik mekanizmasıyla bırakılırdı. Bu silahı germek için bacak ve sırt kasları kullanılırdı. Bu sayede parmaklara ve kollara çok yük binmezdi. Dolayısıyla Çin ordusundaki arbaletli askerler soğuk hava şartlarından çok etkilenmeden yollarına devam edebildiler. Bu yayı taşımak ve kullanmak, yakın zamanda kullanılan piyade tüfeklerini taşımak ve kullanmaktan daha zor değildi. Geleneksel yaylardan farklı olarak yüzüstü yatarak veya kamufle olmuş bir halde kullanabilirdiniz. Bu da onu kusursuz bir suikast silahı haline getiriyordu. İngiliz kralı Aslan Yürekli Richard bir kale kuşatması esnasında arbaletle atılan okla can vermişti. Arbaletin hem kullanımını kolaylaştıran hem de bahsedildiği kadar tehlikeli bir suikast silahı olmasını sağlayan özellikleri neydi? Arbalet, tarihin ilk mekanik silahlarından biriydi. Kullanıcıya sağladığı kolaylık ise tetik mekanizmasının olmasıydı. Yani yayın otomatik bir silaha dönüştüğünü hayal et. Yaya göre oldukça küçük bir boya sahip. Bu da daha kolay taşınmasını sağlıyordu, değil mi? Kesinlikle öyle. İyi bir okçu olabilmen için zaten uzun yıllar talim yapman gerekiyor. Oysa arbalet bu gerekliliği tamamen ortadan kaldırdı. Yayı geren tüm okçular otomatik olarak oku fırlatabildiler. Bu aslında büyük bir avantaj. Çünkü profesyonel olmayan bir askere ok attırabileceğin anlamına geliyor. Kısa sürede büyük bir ordu kurabilmek için çok etkili bir silahmış. Hele ilerleyen zamanlarda 15 oku seri halde atılanları geliştirildiğinde çok daha tehlikeli silaha dönüştüler. Peki arbalet gerçekten de Baydeng Savaşı'nda Hun yaylılarıyla baş edebilecek kadar güçlü bir silah mıydı? İbrahim ve Janbi bir dakikalık süre içinde hareketli hedeflere ard arda oklarını fırlatacak ve hangi menzilli silahın daha iyi olduğunu test edecek. Janbi atışlarını yaparken yayın kullanım hızından faydalanacak. İbrahim ise arbaleti tekrar doldururken zaman kaybedebilir ama önemli bir avantajı var. İsabet olur. Evet beyler, süremiz sona erdi. Silahlarımızı bırakabiliriz. Janbi nasıldı? Benim için çok eğlenceliydi. İstersen tekrar yapabiliriz. İbrahim, sende durum nedir? Benim için gerçekten zorlayıcı geçti. Çünkü arbaleti tekrar tekrar doldurmak oldukça meşakkatli bir iş. İsabet ettirilen oklara baktığımızda yarışın kazananı Janbi oldu. Bir dakikalık süre içerisinde iki hareketli hedefi vurmayı başardı. İbrahim sen bir de kaldın. Daha fazla ok atman beklediğimiz bir şeydi tabii. Arbalet daha keskin atışlar yapsa da çok sayıda ok atmak seni skorda öne taşıdı. Bu da demek oluyor ki savaş sırasında yay kullanmak eşittir ok sağına. İbrahim daha iyi nişan alabiliyor olsa da Janbi'nin atışları sırasında oku gezleme süresi İbrahim'in arbaleti kurma süresinden çok daha kısaydı. Janbi'nin burada kazandığı zaman şansını fazlasıyla artırmıştı.
Devlete gerek kendi icadı olan ıslık oku, gerek uyguladığı askeri taktik sayesinde Çin hükümdarı Gaozu'ya büyük üstünlük sağladı. Baiding Savaşı'nda Hunların korkutucu gücünü ve uyguladıkları savaş stratejisinin üstünlüğünü gören Çinliler, Mete hayatta olduğu sürece bir daha anlaşmayı bozmaya cüret edemediler. Hun Kompozit Yayın. Hızlı ve Atik Asya Atları ve Kusursuz Bir Askeri Disiplin. Bu üç unsur Orta Asya'nın kalbinde bir araya geldi ve yenilmez Hun atlı okçuları ortaya çıktı. Askeri gücün ölümcül formu. Bu öyle bir güçtü ki antik dünyanın en iyi ordularını ağır bir sınavdan geçiriyor. 20 Haziran 451. Fransa'nın kuzeydoğusundaki Katalon Ovası. Hun Türkleri Mete Han'dan 600 yıl sonra bu kez bir başka büyük lider Attila'nın önderliğinde Roma ordusunun karşısındaydı. Ancak Roma savaş stratejileri konusunda uzman, tam donanımlı ve disiplinli bir orduya sahipti. Romalılar tarihte kazandıkları şanlı zaferlerini ağır ve sıkı şekilde dizilmiş piyadelerine borçluydu. Ağır zırh giyinmiş Roma askerleri kalkanlarını bir araya getirdiklerinde adeta yıkılmaz bir duvara dönüşüyordu. Testudo adını verdikleri kaplumbağalardan esinlenerek geliştirilmiş bu kalkan duvarı Roma piyadelerini yakın temas anına kadar mızrak ve ok gibi menzil silahlarına karşı çok iyi koruyordu. Testudo Romalıların kaplumbağalardan esinlenerek oluşturduğu bir savunma düzeniydi. Tıpkı kaplumbağaların kabuğu gibi dışarıdan gelebilecek darbelere karşı etkili bir koruma sağlıyordu. Belki de bu isimle anılmasında düşmanlarına karşı ağır ama emin adımlarla ilerlemesinde payı vardı. Kesinlikle. Romalılar bu savaş düzeniyle düşmanlarına karşı yüzyıllarca zaferler elde etmişlerdi. Biz de bugün Testudo savunmasının avantajlarını görmek için bir dizi test hazırladık. Arkadaşlarımızın da yardımıyla piyade ok atışları yaparak kalkanların ardındaki balonları patlatmaya çalışacağız. Bakalım Testudo ne kadar etkili bir koruma sağlıyor. Janbi ve Ferhat 10 kişilik okçu birliğiyle kalkanların ardındaki balonları patlatarak Testudo'yu durdurmaya çalışacak. Ferhat, Testudo'yu ok atışlarıyla geçmeyi başaramamışız. Evet, birkaç okumuz kalkanı geçmeyi başarmış ama hedeflere zarar verememiş. Savaş sırasında böyle bir durumda muhtemelen Testudo bize biraz daha yakınlaşmış, yani mızrak menziline girmiş olacaktı. Bence bu testi mızraklarla denemeliyiz. Evet, ağır mızraklarla bu kalkan duvarına geçmeyi başarırız zannediyorum. Janbi ve ekibi ok atışıyla geçemedikleri kalkan duvarını bu defa biraz daha yakından ağır mızraklarla aşmaya çalışacak. Ekibimiz cephanelerini tüketti. Ancak ok atışlarında olduğu gibi mızraklarla da kalkanların ardındaki hedeflere ulaşmayı başaramadılar. Bu taktik Romalılara öyle bir koruma sağlıyordu ki cepheden yapılan saldırıların hatlarını zayıflatma ihtimali yok denecek kadar azdı. Hatta düşman askerleriyle yakın temasa girdiklerinde bile çok az adam kaybediyorlardı. Bu sayede girdikleri savaşlardan ezici üstünlükte ayrılmayı başarıyorlardı.
Ekibimiz önce piyade ok atışlarıyla kalkanları geçmeye çalıştı. Hafif oklar yetersiz olunca ağır mızraklarla Roma savunmasını etkisiz hale getirmeyi denediler ama bunda da başarılı olamadılar. Peki Hunlar savaş makinesi bu ordu karşısında üstünlük kurmayı nasıl başarmıştı? Janvi şimdi ise Katalon Savaşı sırasında Attila'nın atlı okçularının uyguladığı savaş taktiklerini deneyerek Roma piyadelerini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Janvi, Türk okçularının at üzerinde yaptığı saldırı taktiğini uygulayarak Testudo'nun zayıf yönlerinden faydalandı ve balonları patlatmayı başardı. Roma'nın güçlü Testudo dizilişinin iki zayıf noktası vardı. Bunlardan birincisi sağ ve sol kısımları, ikincisi ise arka kısmı. Ön ve üst bölge bu kadar iyi korunuyorken bahsettiğim noktalar tamamen açıkta kalıyordu. Avrupalı kavimlere karşı savaşırken bu korumasız bölgeler herhangi bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak hareketli Türk atlı okçuları için bulunmaz nimetti. Doğru malı bir tarihçi Türk atlılarını betimlerken onların at sırtında alışveriş yaptıklarını, yemek yediklerini, istişare edip önemli karar aldıklarını ve hatta uyuduklarını belirtmişti. Yani Romalılar tanımlarken bile şaşırdıkları yeni bir asker tipiyle karşı karşıyaydılar. Ve onlara karşı geliştirdikleri bir taktikleri hala yoktu. Avrupa Hun İmparatoru Attila, Katalon Savaşı'nda yalnızca 24 saat içinde yenilmez Roma ordusunun büyük bir kısmını yok etti. Batı Roma İmparatorluğu'nun ordusu 451 yılında yaşanan Katalon Savaşı'ndan sonra bir daha eski gücüne kavuşamadı. Bu durum onları Avrupalı kavimlerin saldırılarına karşı savunmasız bırakacak ve 26 yıl sonra yıkılmalarına sebep olacaktı. Orta Asya'daki atalarından miras aldıkları kompozit yaylarını daha da geliştiren ve onu ustaca kullanan Türkler, Meta'nın önderliğinde bireyden birliğe, kahraman savaşçılardan profesyonel bir orduya dönüşmüştü. Durdurulamaz bir orduya. Sonraki bölümümüzde Bozkırların amansız savaşçılarının izinde Anadolu'ya yolculuk edecek, İslamiyet'le dini bir anlam da kazanan ok ve yayın Türklerle birlikte önlenemez yükselişine tanık olacağız.